Kanal 60 Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Bugün 20 Kasım Perşembe, günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın talimatıyla Erbaa artık daha güvenli ve daha huzurlu olacak. Madde bağımlılarının uğrak yeri olan metruk binaların yıkım işlemleri başlatıldı. Erbaa Belediyesi madde bağımlıları tarafından mesken edilen binaları yıkma kararı aldı. Şehir merkezinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan yaşama elverişsiz metruk binaların madde bağımlısı gençler tarafından kullanılması sebebiyle Erbaa Belediyesi bu binaları yıkmaya başladı. Erbaa Belediyesi İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iki ahşap binayı yıkarak yerine otopark yaptı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine incelemeye alınan binaların uzun zamandır kullanılmadığı, bu sebeple madde bağımlıları tarafından mesken edildiği bilgisi üzerine belediye tarafından yıkım kararı alındı. Erbaa Belediyesi yıkılan evlerin bulunduğu noktada dolgu çalışması yaparak yıkılan evlerden boşalan alanı açık otoparka dönüştürmek için çalışmaları sürdürüyor. Erbaa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeyle madde bağımlılarının uyuşturucu madde kullanımı için fiziki imkan kabiliyetlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Evet, yaprakların sararmaya, sonbaharın kendisini göstermeye başladığı şu günlerde Tokat'ın Zile ilçesi adeta ilkbahar manzaralarını anımsatıyor. Neden mi? Haberimizi izliyoruz. Tokat sonbaharın en güzel halini yaşıyor. Yapraklar sararmaya başladı. Sonbahar manzaraları gözlere adeta ziyafet çektiriyor. Bu kapsamda harekete geçen Zile Belediyesi çiçeklendirme çalışmaları yapmaya başladı. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Zile Belediyesi ilçede bulunan orta refüj ve parkları menekşelerle donatıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yol kenarları ve orta refüjleri sonbahar ve kış mevsimine dayanıklı türlerden seçilen rengarenk çiçeklerle donatıyor. Tüm halkımızdan yapılan bu güzel çalışmalarımızı korumasını bekliyoruz, dedi. Son zamanlarda ne yazık ki sıkça duyduğumuz asansör kazalarının bir yenisi de ne yazık ki Ankara'dan eklendi. İncek'te 16 katlı inşaatın dış cephesinde 8. kattaki asansör ortadan ikiye bölündü. Asansörde bulunan işçiler yere çakıldı. İşçilerden biri yaşamını yitirdi. 3 işçi de yaralandı. İncek'teki 16 katlı inşaatın dış cephesinin 8. katında çalışma yapan işçileri taşıyan asansör saat 16.30 sularında ortadan ikiye bölündü. Bölünme sonrası içindeki işçiler yere çakıldı. İşçilerden 35 yaşındaki Bayram Akoğul olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 3 işçi ise hastanelere kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesinin kaldırılması için Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesi beklendi. Evet, geçelim Gaziantep'e. Aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar şehir merkezindeki hastanelere kaldırılırken olaya karıştığı iddia edilen iki şahıs da gözaltına alındı. Şehit Kamil ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yer alan Boyno Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda iki aile arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını ateşledi. Yaşanan silahlı çatışmada Gökhan Bey, Niyazi Bey, Mehmet Bey, Muhammed Zihni Bey, Zihni Bey, Şerif K, Sedat K ve Cuma Bey isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ambulansla Doktor Ersin Arslan Hastanesi, 25 Aralık ve Şehit Kamil Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yaptığı incelemede araçla olay yerinden kaçtığını tespit ettiği iki şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Polisin yaptığı çalışmada 2 adet tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir'le devam edelim. Psikolojik tedavi gören yaşlı bir kadın geçirdiği sinir krizi sonrası ambulansla hastaneye getirildi. Ancak hastane personelini atlatıp yalın ayak kaçarak kayıplara karıştı. Ailesi şimdi her yerde onu arıyor. İzmir'de Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin acil servisinden habersizce çıkarak kaybolan yaşlı kadından 5 gündür haber alınamıyor. Evinde kriz geçiren 70 yaşındaki Ayşe Bilir, 112 acil sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Yakınları da çok kısa bir süre sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Bu arada nabız, tansiyon ve ateşi ölçülen Bilir, kimseye fark ettirmeden yalın ayak acil servisten çıkıp kayıplara karıştı. Ayşe Bilir'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirten eşi Remzi Bilir, daha evvel de çok kez evden kaçtığını söyledi. Almadılar. Biz de hemen oğlanla ambulansın peşinden, tabi onlar çıktılar bizi arabaya şey yaptı derken, 1-2 dakika geçti galiba. Peşinden geldik. Buraya geldik. Girdik. Hastamızın ayaklarını bağladığımız şeyle çarşaf şeyin üstünde duruyor acilde. Nerede hastamız? Hastanız gitti. Nereye gitti hasta? Dedim ya psikolojik bir hastayı hasta sahibi gelmeden nasıl bırakırsınız? Eşinin kaybolmasına tepki gösteren Remzi Bilir, müracaat etmediğimiz yer kalmadı diyerek sağlık görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Suç duyurusunda da bulundum. Çünkü o kadar şey ki personel hakkında suç duyurusu da bulundum. Çünkü psikolojik bir hastayı hani bırakmaları mümkün değil. Ambulansa bizi almadılar. Bir kanun varmış almıyorlarmış. Tamam dedik biz de peşinden gittik. Bu arada yaşlı kadının kaçışı kameralara da yansıdı. Görüntülerde Ayşe Bilir'in hastaneye ambulansla gelmesi ve daha sonra koşarak çıkıp kaçması yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Ayşe Bilir'in eşi Remzi Bilir'in koşuşturması da görülüyor. Değerli izleyenler, Ankara'da Kızılay Çayyolu metro güzergahında meydana gelen arıza, mesaiye geç kalan vatandaşlarla görevliler arasında tartışma yaşanmasına neden oldu. Yolcular batmanla tartışırken bir yandan da vagonları yumrukladı. M1 hattı olarak seferini yapan metro aracı Necati Bey durağına gelince arıza yaptı. Uzun süre hareket etmeyince metro vagonlarından istasyona inen çok sayıda yolcu önce güvenlik görevlileri ardından metro batmanıyla tartıştı. Batmanın metronun kornasına basıp yolcuları vagonlara binme çağrısı yapmasıysa kalabalığı iyice sinirlendirdi. Amirin gelmesi için görevlilere sürekli çıkışan vatandaşların sinirleri amir gelmeyince iyice gerildi. Bu esnada bazı vatandaşlar tepki için metro vagonlarını yumrukladı. Arızanın giderilmesinin ardından gerginlik yatıştı. Dün sabah meydana gelen olayda yaşanan hareketli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Değerli izleyenler, İstanbul Sultan Gazi'de bu kadarına da pes dedirtecek bir hırsızlık olayı yaşandı. Akşam saatlerinde 3 kişi caddeden geçen insanları aldırmadan bir evden çarşafa sardıkları televizyonu kucaklayarak yaya olarak kaçtı. Yaşanan o anlarsa komşu binanın güvenlik kamerası tarafından an be an kayıttaydı. Olay Sultan Gazi Yunus Emre mahallesinde saat 18 sıralarında gerçekleşti. Ev sahiplerinin evde olmamasını fırsat bilen bir kadın 3 kişi demir parmaklıklarını söktükleri giriş kattaki daireye yatak odasından girdi. Evi talan eden hırsızlar 127 ekran LCD televizyon ve bazı takı eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Kadın şüphelinin gözcülük yaptığı olay komşu apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde caddeden geçen onca insanı aldırmayan şüphelilerin çarşafa sardıkları televizyonu önce yolun karşı kaldırımına götürüp burada bir süre beklemeleri yer alıyor.
Caddeden gelen geçenin azalmasını fırsat bilen şüpheliler ellerindeki televizyonla yaya olarak olay yerinden uzaklaşıyor. Aynı sokak içerisinde farklı tarihlerde benzer olayların gerçekleştirildiğini belirten mahalle sakinleri, görüntülerdeki kişilerin mahalleye dadanan hırsızların eşkaliyle örtüştüğünü iddia etti. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışma sürüyor. İstanbul'da son 5 ay içinde gerçekleşen ve yaklaşık 1 milyon liranın çalınması olayları ile ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaptıkları bir kapkaç olayı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Asayiş ekipleri İstanbul'un birçok yerinde son aylarda lüks araçlarla kapkaç gerçekleştiren şebekeyi takip altına aldı. Polis, zanlıların özellikle bankadan çıkan kişileri hedef aldıklarını belirledi. Polisin yaptığı operasyonda AŞ ve MK isimli zanlılar gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kapkaç olayı güvenlik kameralarına da yansıdı. Polisin paylaştığı görüntülerde bankadan çıkan bir şahıs arabasının bagajını açması sırasında elinde bulunan çantayı yanına yanaşan lüks otomobildeki kapkaççılardan biri camdan sarkarak alarak hızla uzaklaşıyor. Değerli izleyenler, iş güvenliği uzmanı Burak Çatakoğlu, işçi ölümlerine dikkat çekmek için Boğaziçi Köprüsü'nün viyadüğünde nefes kesen bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten işçileri halatla indiren Çatakoğlu, işçilerin çalışırken kemer takmasının önemine de dikkat çekti. Hazırlıyorsunuz, bağlıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Bir yılda yaklaşık 1500 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiği Türkiye'de işçi ölümlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. İşçi ölümlerinin azaltılması için tadilat çalışması yapan Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy viyadüklerinde yaşam halatı sistemini devreye soktu. Öndeki ikiliye bağlayın. Sonra sedyenin içerisine yer koyup aşağı indireceğiz. Amacımız... Normalde iskele yardımıyla köprülerin bakımı gerçekleştirilirken işçilere bir platform kuruldu. Köprünün altına bu platform yardımıyla giren işçiler platformun düşmesi durumundaysa yaşam halatıyla kancalara bağlandı. İşçi ölümlerinin önüne geçilmesi içinse bir tatbikat gerçekleştirildi. İşçilere olumsuz bir durumda ne yapması gerektiği uzmanlar tarafından anlatıldı. Çalışanlar bir makaraya bağlı halat yardımıyla köprünün altında kurulan platformdan tahliye edildi. İşin en zor taraflarından birisi ise seddedeki yaralının yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya indirilmesiydi. Sedyeye iplerle bağlanan işçi yine bir ip yardımıyla başarıyla aşağıya indirildi. Yüksekte çalışan işçilerin hem yüksekte çalışma eğitimlerini hem de yüksekten kurtarma eğitimlerini yaptıklarını belirten Burak Çatakoğlu şunları söyledi. Platform var. Bu platform Türkiye'de ilk defa kurulmuş bir platform bu anlamda. Viyadüklerin ve köprülerin altına ulaşmayı çok basit ve mümkün hale getiriyor. Ama aynı zamanda yüksekte çalışma alanı. Üzerinde çalışan işçiler var. Bizim de burada temel amacımız bu işçilerin emniyetlerini güvenli bir şekilde almak. Eğer aksi bir durum yaşanırsa bu platform üzerinden işçilerin kolayca ve hızlı bir şekilde tahliye edilmelerini sağlamak. Burada uyguladığımız teknikler endüstriyel kurtarma teknikleri. Türkiye'de pek uygulanan teknikler değil. Daha önceden dağcılık sistemleri ve teknikleri uygulanıyordu. Onlar da kurtarma yöntemleri fakat çok efektif değil. Şimdi Türkiye'de tabii yüksekte çalışma konusu çok karanlık bir konu. Ortalama her yıl yaklaşık 1500 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor ve bunların yaklaşık 300 tanesi yüksekten düşme neticesinde hayatını kaybediyor. Tekil tekil il il ölümler olduğu için çok fazla göz önünde değil bu haberler. İşçilerin yüksekte güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için emniyet kemerinin nasıl kullanılacağını, nerelere takılacağını, yatay yaşam hatlarının, dikey yaşam hatlarının nasıl kullanılacağını ve acil bir durumda yüksekten nasıl tahliye olacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Tekniklerimiz basit. Diğer harcamalara kıyasla belki %0.1'lik bir bütçesi vardır. Gerçekten çok büyük bütçeler değil. Maliyetli eğitimler değil.
Normal İSG eğitimleri kadar makul eğitimler bunlar. Peki ben bütün işçi arkadaşların güvenle çalışmaları gerektiğini belirtmek istiyorum. Herkes, her firma sahibi yüksekte çalışma eğitimi personellerini aldırmalı. İşçiler de kemer kullanarak çalışma zorunluluğunu anlamaları gerekiyor. Değerli izleyenler, 66 gündür çatışmaların yaşandığı Kobani'de önceki gün sessizlik hakimdi. Sadece karşılıklı top atışlarının yapıldığı çatışma bölgesinde keşif uçakları gün boyu keşif yaptı. IŞİD'le Peşmerge ve ÖSO'nun desteğini alan PYD arasındaki çatışmalar Kobani'de devam ediyor. İki ayı aşkın süredir çatışmaların yaşandığı Kobani en sakin günlerinden birini yaşadı. Öğle saatlerine kadar çatışmaların yaşanmadığı ilçede öğle saatlerinden sonra karşılıklı top atışlarıyla yer yer çatışmalar devam etti. İlçenin doğu bölgesinde çatışmalar yaşanmazken top atışları kentin güneybatısında yapıldı. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri ise gün boyu keşif uçuşu yaptı. Bu arada havan toplarından bazılarının sınıra yakın bölgelere düşmesi üzerine hakim tepelerde konuşlanan tanklarda hareketlilik görüldü. Mevzilerinden ayrılan tanklar farklı bir yerde mevzilendi. Kanal 60 Ana Haber'in bu akşamda sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte saat 19'da sizi bekliyor olacağız. Kimseye söz vermeyin, mutlu kalın.